Evet, selamlar. Uzun zamandır bekliyordunuz, yazıyordunuz. Abi neredesin, ne yaptın, ne ettin diye. Evet, yaklaşık bir senedir falan kanala video atmıyorum. Hatta bazıları şey demiş, kanal anahtarımı unuttun, ne yaptın falan diye. Artık düzenli olarak video çekmeye başlayacağım. İşte ne tarz videolar olur bunlar? Teknolojiyle alakalı olur, yemek videoları olabilir, yine vlog olabilir. Ama temelde yine teknoloji içerikli videolar olacak. Haftada bir veya iki tane video atmaya çalışacağım. Şu an tripodum da yok, hani böyle ayaküstü bir yerde çekiyorum. Hatta böyle büyük bir klimanın üzerine koydum şu an kamerayı. Oradan çekiyorum. Her neyse, konumuza dönecek olursak uzun bir aranın ardından dedim ki ne çeksem, ne yapsam, ne etsem diye. Son dönemde şey çok aklıma geliyor. İşte görüyorum, daha doğrusu yurt dışına çıktığımda da herkesin kulaklarında AirPods var veya AirPods'un çakmaları var. Görüyorsunuz buradan böyle sallanıyor beyaz bir şey. Dedim ki bunun videosunu yapayım. Hani diğer üreticiler, diğer şirketten neden Apple AirPods'u, Apple'ın kablosuz kulaklıklarını klonluyor, kopyalıyor. Şimdi size bu videoda onun kısaca yanıtını vereceğim. Aynı zamanda şu da çok dikkatimi çekti. Bu kablosuz kulaklıklar insanlara olan etkileşimimizi etkiledi mi? Hani etkileşimi, iletişimi ne seviyeye taşıdı? Biraz da ondan bahsedeceğim. O halde şimdi videoya geçelim. Şimdi iPhone'un kendisi ve iPod'un sıradan beyaz kulaklıkları, yani AirPod'lar gibi. AirPods da kültürel bir mihenk taşı aslında ve göze çarpan tüketimin küçük bir işareti haline geldiler. Herkes parası olmasa bile bu AirPods'lardan satın alıyor. Hatta son 10 yılda yavaş yavaş dünyanın en büyük lüks ürünlerinden biri haline dönüştü. Apple'ın, hatta dünyanın popüler kulaklıkları AirPods, birisi onları çıkarmayı reddettiğinde veya orada olduklarını unutunca işler garip hale gelebiliyor. Sokağa çıkıp etrafınıza baktığınızda herkesin kulağında aşağı doğru sapı olan beyaz kulaklıkları göreceksiniz. Sanki bedava dağıtıyorlar. Aslında bedava dağıtmıyorlar. A101'e ve BİM'e bu ürünler ucuza geliyor. O yüzden oradan satın alıyorlar veya tezgahta satılan ürünleri alıyorlar bu şeyde, Taksim'deki yerlerde, işporta olanlarda. Hani dediğim gibi sanki bedava dağıtıyor gibi düşünebilirsiniz ama pek çoğu bu AirPods'un kopyası, klonu. Pek çok insan için AirPods şu anlama geliyor: çok net ve çok gürültülü ses veriyor. En önemlisi, o kadar hafif ki onların kulağında olduğunu unutabilirsiniz. Kablosuz da olduğu için rahatça sağa sola takılabiliyorsunuz. En çok zaten piyasada gördüğünüz klonu bunun. TWS diye bir tane model var. Onun çok fazla klonu dönüyor piyasada. Pek çok işte ondan satın alıyor. Hani buna benzer kulaklık üreten büyük firmalar var. Mesela Huawei FreeBuds 3. Hani ben de onu aktif olarak kullanıyorum. Hatta cebimde bir yerdedir. Hani ben de aktif olarak kullanıyorum bu kulaklığı. Hani çıkarıp baktığınızda aslında normal bir AirPods gibi. Kulağınıza taktığınız zaman şöyle takayım. Hani dışarıdan bakan biri, bilmiyorum görüyor musunuz? Hani bunun demez, aa AirPods mu yoksa FreeBuds 3 mü olduğunu anlamaz. Böyle bir sıkıntı var. Bunun nedeni artık bir ikon haline gelmesi. Bunu ünlülerden tutun, sokaktaki Ali amcaya kadar herkes bu kulaklığı kullanıyor. O yüzden X kişi de bunu gördüğü zaman diyor ki, benim neden olmasın? Ben de bundan satın alayım. Sonra ne oluyor? Gidiyorsunuz Apple'a. Hani bütçesi olan parayı verip orijinali satın alabiliyor ama parası olmayan da ne yapıyor? Gidiyor, ne yazık ki işportadan satın alıyor. Ben size gidip işportadan satın alın da demiyorum. Aldığınız zaman onların da şöyle bir riski var. Hani bu kulaklıklar, yani işportada satılanlar, kulağınıza zarar verebilir. Zaten ses seviyeleri o kadar iyi değil. Bir de kullanılan plastik cidden kötü bir plastik. Kanserojen madde içeriyor olabilir. Çin'den geliyor bu ürünler. O yüzden sakıncalılar. Gelelim konumuza. Bunun bu kadar tutulmasının sebebi ikon haline gelmesi. Herkesin bu kulaklığı kullanması, insanların gözüne sokulması. Üretici de bakıyor şimdi. Diyor ki bu kulaklık modeli çok fazla satılıyor. Tipi seviliyor, tasarımı iyi. Tasarımı tabii tartışılır, iyi olup olmaması. Bu tutuluyor. Herkes bu kulaklığı kullanıyor. Ben neden aynısını üretmeyeyim? Halde böyle olunca pek çok firma bu kulaklıkların aynısını, buna benzerlerini üretiyor. Şimdi piyasaya çıktıktan sonra pek çok kişi AirPods'a yönelik eleştirilerde bulundu. Bunların başına tabii ki de yüksek fiyatı geliyordu. Bayağı yüksek bir fiyata çıkmıştı. Ama yine de etrafınıza bakın. Her 5 kişinin 10'unda bu kulaklıklardan var. Evet, 5 kişinin 10'unda. Beyniniz yandı değil mi? AirPods'lar en son sahip olunması gereken teknolojik araç olarak yola çıktı. Hani böyle satılıyor, pazarlanıyor. Ünlülerin kulaklarında göründüler, bir statü sembolü oldular ve buluşmalara ilham verdiler. Evet, buluşmalara, çünkü AirPods'ları olan insanlar bir araya gelip ne dinliyorsun hacı dedikleri buluşmalar yapıyorlar. Ancak her yerde her şey yolunda değil. Tamam, satışlar çok iyi, tasarımı tutuldu. İşte pek çok üretici Apple AirPods'ları klonladı. İşte piyasada çok fazla Çin işi mal var ama aslında her şey yolunda
dışında değil. Ayrıca standart insan etkileşimlerine gariplik de getiriyorlar. Çünkü bazı insanlar onları asla çıkarmıyor gibi görünüyor. Kulaklarına yapışmış gibi onlarla uyuyan insanları bile görebilirsiniz. Geleneksel kulaklıklardan farklı olarak AirPods'lar her zaman kulaklarınızda tutabileceğiniz ve birçok insanın bunu yapabileceği türde. Şık tasarımları ve kablosu olması kulağınızda olduklarını unutmayı kolaylaştırıyor. Apple 7 Eylül 2016'da iPhone 7'nin piyasaya sürülmesiyle iPhone'lardaki kulaklık çakını kaldırdı. Hani kim bilir, belki de bilinçli bir hareketti. İnsanları kablosuz kulaklık kullanmaya itmesinin ilk adımı olabilirdi. Ancak onları giyenlerle etkileşime giren insanlar için hayatı tuhaf hale getiriyor. Zaten AirPods'ları kullandığı olan bir kişiyi gördüğünüz zaman ilk başta şunu diyorsunuz: acaba beni dinliyor mu? Müzik mi dinliyor? Podcast mi dinliyor? Sadece öylesine mi takmış? Hani ne yapmaya çalışıyor? Beni görmezlikten mi geliyor? Gibi gibi birçok şey ve bunu bilmek cidden zor. AirPods bariyeri diye adlandırabileceğimiz şey AirPods kullanıcıları ile etkileşime girmeyi umarak herkes için bunu sıkıntı haline getiriyor. Ve kesinlikle teknolojinin daha kaba kullanımları olsa da AirPods yeni dijital görgü ikilemleri yaratıyor. Birisine duraklama yaratacak kadar saygısızca olabiliyor taktığınız zaman. Bir nevi hayattan kopuyormuş gibi hissettirebiliyor karşı tarafa. Örneğin geçenlerde bir yere saç kesimi için gittiğimde, gel şu an saçlarım uzun uzadı, AirPods giyen bir berber vardı. Adam bayağı çalışırken kulağına AirPods kesiyordu saçı. Hani tamam, bu o kadar şaşırtıcı gelmeyebilir size. AirPods'lar yaygın olarak benimsenmiş oldukları için her yerde görünüyor ama yine de beni biraz huzursuz etti. Hani neden diyeceksiniz? Ben her zaman berber dükkanında insanların konuştuğu ve hayatınız hakkında veya güncel yaşamla ilgili insanlarla sohbet ettiğiniz bir yer olarak gördüm. Kulaklık takmak evrensel anlamda benimle konuşma işareti demek. Hani burada böyle bir garip durum var. Benle muhatap olma da diye hissediyor olabilir saçını kestiren kişi. Ve bununla nasıl başa çıkacağımızı bulmamız biraz zaman alacak. Yeni şeyler ortaya çıktığında yeni kuralları hissetmede her zaman bir ayarlama dönemi, bir alışma dönemi vardır. Hani kim bilir, belki 50 yıl içinde herkesin kafatasına küçük bir çip yerleştirilecek ve o kişi belki de karşınızda otururken TV izliyor olacak. Hani o zaman buralarda olmam belki ama insanlar bununla nasıl başa çıkacaklarını bulmak zorunda kalacak. Böyle bir durum var. Başka bir örnek daha vereyim size. Büyük bir kahve zincirinde çalışan bir barista ile ayaküstü hani bu konuyu konuştum kısa süre önce. O da bu durumdan şikayetçi. Şunu diyor: müşterilerin çoğu onun çalıştığı kahve dükkanına AirPods'la geliyormuş. Barista da bunun hayatını zorlaştırdığını söyledi. Kahve sıralarına ek olarak bir şey isteyip istemediklerini sorduğunda hani bekle ne diyor, bir saniye seninle muhatap olamam, karşı tarafla konuşuyorum gibi birçok cevaplar alıyormuş ve baristayı takmayanlar bile oluyormuş. Adamla nasıl yaklaşacağından emin olamıyor. İnsanların her zaman kulaklarına AirPods olma fikri hizmet sektöründeki etkileşime girme şeklinde gerçekten değiştirdi. Ben burada AirPods'lara patmıyorum. Hani kötü bir cihaz da demiyorum. Tabii ki de inovatif bir araç. İşe yarıyor. Hani ben bile onları kullanıyorum. FreeBuds 3'ten önce AirPods kullanıyordum ben. Ama bunlar aynı zamanda kulaklıkların yarattığı etki, toplumda oluşturduğu etki. Ben hiçbir şekilde AirPods'lar kötü, kullanmayın demiyorum. Bunun altını çizeyim. Sadece benim bu kulaklıkları takanlar ve karşısındaki takmayanların arasındaki etkileşimi hani açıklamak ve neden bu kulaklıklar bu kadar popüler oldu, neden insanlar bunları klonluyor, bunun cevabını verebilmek benim amacım burada. Şunu okudum internette: sevgililerle durum daha da kötüymüş. Bazı çiftler seks sırasında AirPods giymeye olan bağlılıklarını ilan ediyor. Hatta Twitter'da AirPods artı seks araması yaparsanız birçok tweet ortaya çıkacak. Oradan da bunları görebilirsiniz. Adam seks yaparken AirPods'larını çıkartamıyormuş, kulağında olsun diyormuş yani sürekli. Artık nasıl bir kafa yaşıyorsa seks yaparken AirPods takma, orasını bilemeyeceğim yani. Yine de insanların en ufak bir provokasyonda, durumda birbirlerinin boğazlarını atlamaya hazır oldukları bir dünyadaki ne yazık ki böyle, herkes AirPods bariyeri tarafından yönetilemez. Hani günümüzde AirPods giymek insanların eskiden bir gazeteyle elinde dolaşmasının bir yerlere gitmesine benziyor. Çünkü kulağındalar. Belki de gazeteden çok AirPods'ları cebimizde taşıyoruz. Tamam, AirPods kullanımı bazılarını rahatsız edebilir ve bunu tavsiye etmeyebilirler ama günün sonunda insanların mahremiyetine de saygı duymalısınız. Yani belki cidden konuşmak istemiyor sizinle. Yani sonuçta kafası atmış olabilir, başka bir şeye sinirlenmiş olabilir. Burada da insanların tabii ki de mahremiyetine saygı duymak lazım. Hani kısaca benim söyleyeceklerim bunlardı. AirPods'ları klonlama ve AirPods kullanımının toplumdaki yarattığı etki üzerine. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı gelecek. Zaman buldukça atmaya çalışacağım ki haftada bir tane video atacağım bundan sonra. O halde videoyu bitireyim. Aynen, görüşmek üzere. Bay bay. Geldim, yoldan giderim zaten. Tabii kamerayı almadan hiçbir yere gidemem. Kamerayı da almam lazım.